Evet efendim, Tekin Bingöl hattaymış. Tekin Bingöl'e bir merhaba diyelim. Sayın Bingöl, günaydın. Her şeyden önce sizi bu saatte rahatsız ettik bir haberle rica ilgili ederim, olarak. Rica ederim. Öncelikle alo. Dinliyorum, buyurun Sayın Bingöl. Öncelikle yeni yayın döneminde kutluyorum. Her zaman bir başarılı bir televizyonculuk yapacağına yürekten inanıyorum. Deneyiminle çok ciddi katkıların olacak. Teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi tabii bu ben haberi bizim izleyicilerimizle paylaştım. Yani rastlantı olamaz mı? 49 kişinin Akgül soyadıyla bir arada bulunması denk gelemiyor mu? Şimdi bu bir defa ilk kez yaşanan bir şey değil. AKP iktidarı döneminde yaklaşık 19 yıla varan bu süre içerisinde sıklıkla karşılaştığımız bir olay. Bütün devletin kurumları, diğer kuruluşlar, federasyonlar, özel kuruluşlar dahi maalesef adeta eş, dost ve yandaşlara peşkeş çekilen kurumlara dönüştürüldü. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bir başka yönüne bakalım. Aynı uygulamayı fütursuzca rektörler de yapıyorlar. Biliyorsunuz hemen hemen her ay bir iki tane skandal boyutunda rektörlerin yakınlarının eşlerine, çocuklarına, ulusa dağıtırcasına kendi yönettikleri üniversitelerde ve akademilerde bir takım koltuk dağıttıklarını hak etmedikleri halde, liyakat sahibi olmadıkları halde koltuk dağıttıklarını hepimiz biliyoruz. Bu artık sıradan bir işmiş gibi algılanmaya başlandı. Bu olay onlardan bir başkası ve 49 soyadı benzerliği sıradan bir benzerlik olmasa gerek. 3, 5, 6, 7, 10 olabilir de ya da Türkiye'de aynı soyadını taşıyan farklı aileler olabiliyor. Ama 49 soyadını ya hiçbir alakası yok, akraba değiller diye nitelendiremeyiz. Belki birkaçı akraba olmayabilir, belki birkaçı tesadüfen aynı soyadını taşıyor olabilirler ama 49'unun da tesadüf olması, farklı ailelere mensup olmaları mümkün değil. Şimdi bunun yanıtını bekliyoruz. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek, ne diyecekler, gerçekten bir nüfus dökümü yapıp bizi tatmin ederlerse biz de gerçekten döneriz, ya yanlış yapmışız, kusura bakmayın deriz. Ama göreceksiniz, bir defa bunun üzerine yatmaya çalışacaklar. Herhangi bir açıklama yapma gereği dahi duymayacaklar. Tıpkı az önce bahsettiğim gibi diğer kurumlarda, üniversitelerde yaşananlar gibi bu skandal bir süre sonra unutulacak, örtbas edilecek. Hiçbir şekilde 49 ismin tamamının tesadüf olması asla mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Peki burada Sayın Bingöl, burada şöyle bir şey sormak istiyorum izninizle. Tabii. Sizin vurgunuz şu, diyorsunuz ki işte Ebu Bekir Akgül kim? Bilal Erdoğan'ın işte Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı. Bu da bir tesadüf olamaz mı? Yani burada da mutlaka bir şey arama zorunluluğu var mı? Belki diyeceksiniz ki hayır. Çok fazlasıyla bu örnekleri gördüğümüz için artık iş biraz başka bir noktada diyeceksiniz ama bir ihtimaldir, bir tesadüftür belki de. Şimdi Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olabilir. Yani Bilal Erdoğan'ın ya da bir başkasının sınıf arkadaşı diye hiçbir şey yapmayacaklar mı? Herhangi bir görev almayacaklar mı? Bu normal. Bilal Erdoğan'ın arkadaşı olabilir ama Bilal Erdoğan'ın arkadaşı o makama hakkıyla da gelmiş olabilir. Ona da diyeceğim bir şey yok. Ama orada o kurumu, bulunduğu kurumu böyle eşine, dostuna, akrabalarına kullandırması çok yanlış ve son derece çirkin bir davranış. Bir defa bu tür atamalarda liyakat aranmıyor. Liyakat aransa belki dönüp baktığımızda bu 49 aynı soyadını taşıyan insanların birçoğunun hak etmedikleri halde, liyakat sahibi olmadıkları halde oralarda olduğunu göreceğiz. Yoksa ben birincil önceliğim benim Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşının olduğu için öyle bir bakış açısına bakmıyorum. Elbette bu ülkenin her vatandaşı mutlaka bir yerlerde görev alacaklar, çalışacaklar, çoluk çocuğuna ekmek götürecekler. Bu doğal. Şimdi ama burada o zaman doğal olan dediğiniz anda ben şunu sorabilir miyim size? Cumhuriyet Halk Partisi işte son kez muhalefette kurultay yaptı. İktidarız artık vurgusunu kurmaylarıyla, milletvekilleriyle, örgütüyle ifade ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde kendisine yakın çevrelerden birilerini hadi şuraya istihdama
dönük olarak yerleştirelim, şuraya kadro verelim gibi bir yaklaşımda olmayacak mı? O zaman kendisini destekleyen taban, biz sizi yıllarca destekledik, bizim çocuk hala işsiz dediğinde, bununla karşı karşıya kaldığında Cumhuriyet Halk Partisi hayır biz yapmayacağız bunu diyebilecek mi? Şimdi şöyle bir şey, Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde iktidar olduğu dönemler var. O dönemlerde böyle bir kayırmacı anlayış asla yapılmadı. Asıl olan liyakat. Liyakat sahibi ise ve yasal olarak el veriyorsa elbette her vatandaşın Cumhuriyet Halk Partililerin de iş sahibi olma gibi doğal hakları var. Ama dediğim gibi o görevi yapabilecek kapasiteye sahip mi? O liyakata ermiş mi? Gerçekten kesinlikle partizanca davranmayıp o göreve geldiğinde sadece ve sadece ülkesinin ve ülkesinin insanların çıkarları için o görevi yapacağına inanıldığında, kani olunda ve koşulları yerine getirdiğinde o zaman elbette hiçbir siyasi bakış açısına bakmadan herkes görev alabilir. Bakın bir şey hatırlatayım Savaş Bey. Şimdi bu yerel seçimler öncesinde AKP şöyle bir tezviratta bulundu. Bakın ha Cumhuriyet Halk Partisi bu belediyeleri alırsa sizleri kapının önüne koruruz, işinizi kaybedersiniz. Sayın hafta Erdoğan geçtiğimiz şey hafta bir kez daha ifade etti bunu Sayın Bingöl. Dedi ki CHP'li evet. belediyelerden işte bakın çok insan mağdur edildi diye Sayın Erdoğan AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı tamam. bunu bir bilgiye sahip olmadan söylemez herhalde ama. O zaman o bilgiyi paylaştın kamuoyuyla da görelim. Bakın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hala geçmiş dönemde 25 yıl önceden itibaren AKP döneminde atananların çok ama çok büyük bir kesimi çalışıyor. Ha işini yapıyorsa, siyasi düşüncesi bizi ilgilendirmez. Orada dürüst bir şekilde işini yapıyorsa, hiçbir şekilde sabote etmiyorsa elbette çalışacak. Elbette evet. siyasi görüşü nedeniyle işsiz bırakılamaz. Onun da çoluk çocuğu var, ekmek evine ekmek götürecek. Bizim bakış açımız bu. Ama bunu kesinlikle somutlaştıramıyorlar. Bakın bir yıldan uzun bir süre oldu bu belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticiler tarafından yönetiliyor. Böyle toplu adeta iş katliamına varırcasına işten tek yaşanmadı ki. Belki tek tük o da görevini safsaklayan ya da işe gitmeyen hani bir ara tabir ediliyor ya bankamatikçiler evet. diye. Bankamatik pozisyondakiler işi bırakmışsa da ya da onlara işten el çektirilmişse o çok doğal bir şey. Ama toplu halde geçmişte Gökçe'nin ve bazı AKP'li belediye başkanları belediyeye geldiklerinde toplu kıyımlara uğratarak birçok insanı işine gücünden etmişlerdi. Böyle bir tane örnek yoktur Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde. Evet. Onun için elbette bunu sadece işte laf ora beli yere söylüyor ama söylediği gerçekten maddi temellere dayanmıyor. Evet. Bu açıdan bizim içimiz rahat. Biz iktidara geldiğimizde hiçbir şekilde hiç kimseye mağdur etmeyeceğiz. İşini yapan, işini düz bir şekilde çalışan ve gerçekten ülkesi için, ülkesinin yurttaşları için elinden geldiği çabayı sarf eden her insan siyaseti ne olursa olsun, dünya görüşü ne olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin orada işini yapacak çoluk çocuğuna ekmeğini götürecek. Sayın Tekin Bingöl çok teşekkür ediyoruz. Böyle ben sürpriz bir telefon oldu size de sabahın olsun, bu saatinde detayları ve görüşlerinizi aktardınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu liyakat ve kadrolaşma konusuna bakış açısında ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.